Merhaba arkadaşlar, geldik 40. dersimize. Şimdi 40. dersimizde şunu yapacağız. Birimlerde detaylara tıkladığımız zaman bu birime ait detayları göreceğiz. Bu detaylarda da şu yer alacak. Mesela ben muhasebenin detaylarına tıkladığım zaman bana muhasebe departmanında çalışan personelleri listeleyecek. İstiyorsanız bunu biraz daha geliştirebilirsiniz. Örneğin muhasebeye tıkladınız, muhasebedeki departmanlar geldi. Oradan bir daha tıkladığınız zaman da ilgili personelin yaptığı satışları falan görebilirsiniz. Eklemeler sizlere kalıyor. Ben bunun benzerini MS Online Ticari Otomasyon'da anlatmıştım, Udemy'de. Dilerseniz o kursumuza da bakabilirsiniz. Şimdi personel kontrolüne geldim. Bunun içerisine arkadaşlar public I action result personel demeyeyim de aslında şimdi personelde de olmaz, burası şeyde olur. Burada olmaz, bir dakika ben burayı kapattım. Solution Explorer açalım. Default'ta olacak. Şimdi burada şöyle yapalım. Public I action result birim detay. Birime ait detaylar. Parantezimi açıp kapattım. Parantezimi açtım. Alt satıra indim. Şimdi birim detayda ilk önce bana bir ID lazım. Çünkü ID'ye göre işlemlerimi gerçekleştiriyor olacağım. ID çok önemli. Ondan sonra şöyle yapalım. İlk önce bu ID'ye ait değerleri taşıyacağız. Şöyle diyelim, var değerler eşittir C nokta, şimdi C nokta personels nokta var, personeller içerisinde var, parantezim aç, x eşittir büyüktür x, öyle ki x nokta birim ID'si eşit eşit bizim dışarıdan gönderdiğimiz ID'ye eşit olanın bana to listini getirsin. Tamamdır. Şimdi zaten bizim burada amacımız ne? Bizim burada birim detayda amacımız şu. Ben şurada detaylara tıkladığım zaman bana personel tablosunda o birime ait personelleri listeyecek. Ondan dolayı link sorgumu yazarken dedim ki personel içerisinde birim ID'si eşittir. Dışarıdan gönderilen ID'ye eşit olan değerleri getirsin. Return view bana geriye değerleri döndürsün. Kaydettim. Şimdi birim detay tarafından bir tane view oluşturmam gerekiyor. Add view dedim. Burası birim detay olacak. Birim detay formu da yüklensin. Şimdi bekliyorum yüklenmesini. Core MEC serimizin 40. dersindeyiz. Şimdi yüklendi. Birim detay sayfası geldi. İlk önce buraya yönlendirme yapabiliyor muyuz? Bunun kontrolüne bakalım. Ondan sonra ona göre işlemlerimizi devam ettiririz. Şimdi index tarafında bizim, bir dakika, hangi indeks? Şurayı kapatıyorum. Yeni personeli de kapatıyorum. Bunlara ihtiyacım yok artık. Default'un indeksine gelmem gerekiyor. Default'un indeksine geldim. Burada detaylarda slash default içinde bulunan slash birim detaya gideceksin. Slash buraya da at x nokta neyi taşıyacaksın? Birimin ID'sini. Birimin ID'sini mi taşıyacaksın? Bir dakika. Evet, birimin ID'sini taşıyacak. Doğru. Birim ID'ye göre işlem yapıyor olacak. Doğru muyuz? Doğruyuz. Tamam. Şimdi buradan bir çalıştıralım bakalım projemizi. Doğru bir şekilde şu anda çalışıyorum. Yani birim detay sayfasına gidiyor mu? Önce onu görüntüleyelim. Zaten birim detay sayfasına gidiyorsa devamı çok zor olmayacaktır. Devamında yine bir tablo yapısı kullanıyor olacağız. Şimdi geldim. Bakın şimdi muhasebeye tıkladım. Muhasebe geldi. Satın almaya tıkladım. Satın alma da geldi. Mesela danışmaya tıkladım. Burada bakın 3 numaralı birim de geldi. Şimdi burası çalışıyor. Demek ki bir problem yok gibi. O zaman birim detay sayfasına bir tablo taşıyacağız. Bu tabloda da arkadaşlar ben şurayı olduğu gibi, bir dakika, nereyi kopyalayalım? Personeli kopyalayalım. Şöyle yapalım. Personel indeksine geldim. Personelin indeksini şurayı ben olduğu gibi kopyaladım. Burada butona ihtiyacım yok. Geldim. Burayı kapatıyorum. Şuraya yapıştırdım. En üstte de yine modelimizi dahil edeceğiz. Bir dakika. Et model olarak, hayır, hem using hem model olacak. Şu ikisini kopyaladım. Geldim. En üstte de bunları yapıştırdım. Proje core model list personel tamamdır. Şimdi ID'si, adı, soyadı, şehri, birim olacak. Sil ve güncelle yok. Aslında birime de gerek yok. ID'si, adı, soyadı, şehri. ID, ad, soyad, şehir. ID, ad, soyad, şehir. Tamamdır. Bunları da ben sildim. Bu kadar. Kaydettim. Geldim, sayfamı yeniledim. Şimdi mesela muhasebenin detaylarına tıkladım. Bakın Eylül ve Emel geldi. Personellerime bakıyorum. Eylül
muhasebe, Emel, muhasebe. Mesela müdüre tıklayacağım. Müdür sadece Veysel olması gerekiyor. Birimlere geri döndüm. Müdüre tıkladım. Müdür de Veysel. Tamam mı? Bu şekilde gayet doğru bir şekilde çalışıyor burası da. Böylece birime ait personelleri yani o departmanın çalışanlarını da listelemiş olduk. Gayet güzel gidiyoruz. Ben 40'ta bitiririz diye düşünüyordum bu ilk projeyi ama bitmeyecek. 2-3 ders kaldı. 45 gibi bitecek. Sonrasında ikinci projeye başlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.